Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Biz de ana haberimizde haklarımızı konuşacağız. Bugünün önemini bir kez daha hatırlatacağız. Ana haber konuğumuz Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyesi Buket Gülçin Özel olacak. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk. Evet, az önce de izledik Bursa Barosu'nun açıklamalarını İnsan Hakları Günü bağlamında bu noktada. Neler söylersiniz günün anlamına ilişkin? Ben ilk önce insan haklarının genel bir tanımını yaparak başlamak isterim. İnsan hakları insanın salt insan olmasından kaynaklanan, doğmakla kazandığı, vazgeçemeyeceği, devredemeyeceği bazı haklara ifade eder. Bunlar genel olarak özetlemek gerekirse, bir giriş yapmak gerekirse, elbette ki öncelikle onurlu yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı, sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı, iş, eşit işe eşit ücret hakkı gibi haklardır. Tabii bu hakların kutsal sayılan, bugün hukuk dünyasında kutsal kabul edilen bu hakların neden bu kadar kutsal kabul edildiğinin sebebi tarihtedir. Bir anmak gerekir kısaca çıkış noktasına. Bu insan hakları evrensel beyannamesi bizim bugün sahip olduğumuz, tarafı olan ülkelerin uymaya taahhüt ettikleri bu kurallar esasen 10 Aralık 1948 günü 50 ülkenin bir araya gelmesiyle imza edilmiş bazı kurallardır. 1948 senesi özellikle dikkat çekecektir. Tam 2. Dünya Savaşı'nın arkasından, 2. Dünya Savaşı'nın o yarattığı katliamdan, soykırımlardan sonra ki burada önemli olan şey mesela tarihte birçok hak alma mücadelesi vardır, halk hareketi vardır. İşte 1215 yılında Magna Carta ile başlayan bir süreç. Genellikle halk ağır koşullara tepki göstermiştir. Ancak burada devletler bir araya geliyorlar. Devletler, yani güçlü olan kişi diyor. Normalde ezilen kişi ezildiğini ifade ederek, normalde tarihsel gelişme öyledir. Burada ayrılıyor. Devletler diyorlar ki bu 2. Dünya Savaşı'nın ağır koşullarının arkasından benim kısıtlanmam lazım. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bu anlamda çok kıymetli bir sözleşmedir hukuk dünyasında. Şimdi nedir? Önce onu bir şey yapalım. Biz şimdi demokratik bir yönetimle yönetiliyoruz. Demokrasi ne demek? Halkın kendini yönetmesi demek. Evet. Ben şimdi seçime katılıyorum. Diyorum ki ben kendimi yöneteceğim. İşte bu hakkımı, yönetilme hakkımı sana devrettim. İşte bu hakkımızı vekiller vasıtasıyla kullanıyoruz. Peki devlet ne oldu? 80 milyon kişinin bu kendini yönetme iradesini aldı. Bunu sınırsız mı kullanacak? Ha, istediği her şeyi yapabilecek mi yani? İşte insan hakları bu davranıştaki sınır demek. Devletin dokunamayacağı her ne olursa olsun, olağanüstü halde ilan etse, vatandaş en ağır cezayı gerektiren suçlardan da yargılansa, ne olursa olsun, ekonomik krizde de olsa dokunamayacağı haklardır. Bunlar nelerdir? Başta söylediğim gibi her şeyin öncesinde onurlu yaşam hakkı. Burada onurlu yaşam hakkının altını çiziyorum çünkü yaşam ve onur zaten birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak kabul edilmekte. Devam eden süreçte elbette varlığımızı nasıl sürdüreceğiz? İlk önce fiziksel sağlığımızı, bununla beraber sağlık hakkı, sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti talep etme hakkı geliyor. Onun dışında ekonomik anlamda güvenceye ihtiyacımız var, çalışma özgürlüğüne ihtiyacımız var. İstediği eşit işe, eşit ücret ilkesiyle harcadığımız emeğin karşılığı olan uluslararası anlamda hak ettiğimiz ücretler karşılığında çalışma hakkımız var. Aynı şekilde barışçıl eylemler düzenleme hakkımız var. Ve tabii ki bütün bunlar, mesela bizim bu hakkımız ihlal edildi. Mesela eğitim hakkım benim ihlal edildi. Evet. Ne olacak? Ben bunu nerede talep edeceğim? Mahkemede talep edeceğim, değil mi? Mahkemede adil yargılanma hakkım var. Her şeyden önemlisini tabii ki yaşam hakkı müstesna olmak üzere, en kutsal hak olmak üzere biz hukuk dünyasında elbette ki hani bu noktada bu noktaya özellikle vurgu yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü istediğiniz kadar hak tanıyın, bunların talep edilen ortamlarda bu haklar sağlanamazsa, adil yargılanma hakkı sağlanmazsa zaten geri kalan kısımda boşa gitmiş oluyor.
Evet, bu noktada şunu da sormak istiyorum. Evet, insan hakları dediğimizde dediğiniz gibi bu noktada Magna Carta ile gelen bir süreç var. İlk toplumsal sözleşme olarak geçer tarihte de özellikle sizin de belirttiğiniz gibi. Bugüne kadar gelen bu süreç babında insan hakları aslında çerçeveli olarak bu şekilde devam ediyor. Peki şimdi haklarımızı ne kadar biliyoruz? Şimdi siz bir avukat olarak bugün bizi aslında hem bilgilendirme bağımında hem günün anlam ve önemine ilişkin anlatıyorsunuz. Ya da biz bu haklarımızı başımız sıkıştığında araştırıyoruz maalesef ki. Mevcut durum içerisinde toplumsal olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz, ne kadar farkındayız, neler söylersiniz? İşte bu farkındalık düzeyi de aslında bu eğitim, hani eğitim hakkı mesela kapsamında hani bu temel eğitim olarak verilmesi gereken şeyler tabii ki. Bu arada şunu da söyleyeyim, nasıl ki mesela Batı dünyası için işte siyasileri çok tanımamak hani mesela olan sayılıyor. Hani biz elbette ki bir problemle karşılaştığımız zaman işin içine giriyoruz. Aslında hani biz keşke bu haklar hiç ihlal edilmeseler de olağanlaşsa zaten bu uygulayış, ihlali durumda ne yapmamız gerektiğini keşke öğrenmemiz gerekse. Ama maalesef bu ihlaller devam ediyor. 70. yılını kutluyoruz bugün Evrensel Beyannamenin kabulünün. Ancak 70 sene içinde belki bilmiyorum, bunda hani bu Avrupa'nın hikayesi esasen. Avrupa'da yaşanan bir soykırımın, o kadar kanlı bir soykırımın arkasından kabul edilen bir şey. Belki hani bizim ülkemizde yaşanmadığı için mi bilemiyorum. Hiçbir şekilde yani biz mesela işte bu 2005 senesinde ceza mevzuatında ciddi değişiklikler yapılmıştı. Bunun arkasından çok olumlu görmüştük. İnsan haklarına paralel şekilde düzenlemeler yapılmıştı. Ancak işte özellikle bu devletin güvenliğine yönelen bir takım tehlikelerden bahis de son dönemlerde işte olağanüstü hal ilan edilmesiyle kaşıkla verilen bir takım haklar kepçeyle geri alındı. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman keşke hani bu hakların uygulanması için biraz da etkin çalışma olsa. Hani vatandaşın bilmemesine kusur kabul etmek yerine uygulayıcılarda biraz sorun aramak lazım. Çünkü insan hakları kavramı zaten esasen devlete yükümlülük yükleyen bir kavramdır. Aslında bilinçli olmalıyız. Devlet yaşama hakkını koruyacak. Devlet barışçıl eyleme katılma hakkını koruyacak. Devlet eşit eğitim imkanları sağlayacak. Esasen bu. Yani burada vatandaşın bilmesinden çok devletin sağlaması gerekli. Gerekli diye biz düşünüyoruz. Çünkü son dönemde çok fazla hani ihlal var. Hani biz buraya işte 70. yılında çok güzel haberlerle işte ülkede bu yönde çok güzel değişikliklerin olduğu, gelişmelerin olduğu haberleriyle gelmeyi çok isterdik. Ama maalesef ki ihlallerde biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularda ve bunların kabul oranında işte ikinci sırada yer alıyoruz. Ve kabul edilme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvurucuların taleplerinin kabul edilme istatistiğine bakıldığı zaman da %90 gibi bir olumsuz tabloyla karşı karşıyayız. Yani kısa geçmişten örnek vermek gerekirse 10 Ekim Ankara katliamı davasında burada barışçıl eylem hakkına yönelen çok ciddi bir saldırı söz konusu. Suruç katliamı aynı şekilde. Aladağ yangınında birçok sorunu birden tetikleyen, birçok hakkı birden ihlal edilen bir olay yaşandı. Burada belki toplu bir katliam da yok ancak 12 tane kızımız... Olayın arka plana bakıldığı zaman diğer yaşıtlarıyla aynı koşullara sahip olmadıkları için eğitim anlamında ücretsiz olarak gittikleri ve hiçbir lisansa, hiçbir onaya, denetlemeye tabi olmayan bir yurtta çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. İşte insan hakkı ihlali bu demektir. Normalde devletin yapması gereken şey birincisi şehirde yaşayan insana, şehirde yaşamasa da ekonomik güce sahip olmayan insana da olanla aynı imkanı sağlayabilmek. Bizim kuruluş metnimizde, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde esasen taahhüt ettiğimiz devlet olarak budur vatandaşa. O yüzden biz burada hani devlet, hani biz de hukukçular olarak, ben İnsan Hakları, Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu'nun yaklaşık 6-7 yıldır üyesiyim. Birçok toplumsal davayı takip etmekteyiz. Bunun içinde... İş çalışma hürriyetiyle ilgili davalar var. Buna Soma örnektir.
Daha yakın örnek vermek gerekirse havaalanı işçileri davasına birebir takip etmekteyiz. Bu gibi noktalarda devletin bu imkanı sağlaması hani esas olarak insan hakları evet. bu demektir. Bunu da açıklamış olalım bir kez daha örneklerle aslında bugünün Hı-hı. anlam ve önemine ilişkin son mesajınız ne olur bir cümleyle alalım. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Kadına yönelik şiddet çok yaygın olarak gözlemlediğimiz bir şey. Burada şiddete maruz kalan kadın arkadaşlarıma, kadın yurttaşlarıma bir bilgi olarak eklemek istiyorum. Buyurun. 6.284 sayılı yasa kapsamında an itibariyle sadece şiddet mağduru olduğunuzu söylemeniz bir koruma kararı verilmesi için yeterli. Lütfen çekinmeyiniz. Şiddete kimse katlanmak zorunda değil. Hakkınızı kullanınız. Bu bir insan hakkıdır. Şu aşamada yaygınlaştığı için delil aranmamaktadır şiddet uygulandığınızda. Çünkü aile içinde yaşanan şiddetin esasen ispat da çok zor. O yüzden çekinmeyin, dilekçe hakkınızı kullanın, şikayet hakkınızı kullanın ve kendinizi en güvenli ortama atma, kendinizi güvenli ortama, kendinize bir güvenli ortam sağlama hakkınızı kullanın diyerek mutlaka kullanın konuya. Diyelim. Bugün de bizim bültenimiz içerisinde dediğiniz gibi bu noktada birçok da haber vardı, devamda edecek diyelim. Çok teşekkürler mesajlarınız için, günün anlam ve önemine ilişkin çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz Bursa Barosu ve özellikle İnsan Hakları Komisyonu olarak tüm ihlallerin takipçisi olacağımızı buradan bir kere daha halkla paylaşalım. Çok teşekkür ediyoruz. Aslı İvi Ana Haber bir sonraki haberiyle devam ediyor.